Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun tarihini ele aldığımız video serimizde en son sizlerle birlikte Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş devri, Dandanakan Zaferi 1040 konusunu ele alıp bu konuyu elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu hafta bu videomuzda ele alacağımız konu ise değerli dostlarım, bu hafta bu videomuzda ele alacağımız konu ise sizlerle birlikte Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve mahiyeti konusu olacaktır. Biz bu videomuzda Dandanakan Zaferi'nden sonra Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce anlamayı anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Selçuklular 23 Mayıs 1040 Cuma günü Dandanakan Zaferi'ni kazanmakla evvelkilerden farklı olarak artık yeni bir devlet kurduklarından emindiler. Bu sebeple Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve İnanç Yabgu öğle üzeri atınlar inerek secdeye vardılar ve bu büyük lütufundan dolayı Allah'a şükür ettiler. Bütün Selçuk beylerinin müşterek kurultayında ve kararı ile Tuğrul Bey'in sultanlığını ilan merasimini yapıyorlardı. Savaş sahasında derhal çadır ve taht kurup Tuğrul Bey'i üzerinde oturttular ve bütün beyler onu Horasan hükümdarı olarak selamladılar. Ganimetlerin çoğunu askerlere dağıttılar. Hayli zamandan beri kendilerine ısrarla zafer müjdeleyen bir müneccime ve Gazne ordusundan iltihak eden köleleri ihsanlara boğdular. Bu büyük zaferi tebliğ maksadı ile Karahan hükümdarlarına, Buhara'da Ali Tekin oğullarına, Böritekin'e ve bütün Türkistan büyüklerine, İran'daki Kakuya oğullarına fetih nameler gönderdiler. Zaferlerini ilan ettiler. Bunların üstünde de Mümtaz elçi Abu İshak el-Fukahi ile Abbasi halifesine gönderdikleri fetih namelerde Sultan Mahmud ve Mesud'un zulümlerinden kendilerine yaptıkları fenalıklardan, Horasan büyüklerinin kendilerinden himaye taleplerinden ve hükümdarlarının kölezade ve kendilerinin ise padişahzade olduklarını, zulmü kaldırıp adaleti kurduklarını, Selçuk oğullarının eskiden beri halifeliğe sadık bulunduklarını ve gazaya devam edeceklerini bildirmektedirler. Mektubun başında da eski Türk hakimiyet alameti ve tuğra olarak ok ve yay işaretleri bulunuyordu. Selçuk tuğrası ve tuğra divanı müessesi de buradan gelmiştir. Büyük Selçukluların resmi vesikalarında da kullanılan ok ve yay işaretlerine Türkiye Selçuklularına rastlanmamış. Fakat Osmanlılarda padişahların isimleri ok ve yay biçiminde yüksek bir sanat eseri olarak muhteşem tuğraları teşkil etmiştir. Selçuklular kabiliyet teşekkülü halindeyken İnanç Bey hukuken Tuğrul Bey de fiilen reis bulunuyordu. Tuğrul Bey şimdi sultan ilan edilirken fiilen olduğu gibi hukuken de devletin başına geçiyordu. Bir rivayete göre Tuğrul Bey Oğuz Han'a ve sonra da Cengiz Han'a isnat olunan bir iki okun kolaylıkla ve birlikte ise doğrulukla kırılması misalini göstererek Selçuk beylerine birliğin faydalarını anlatmış ve bütün beyler de bu hususta ahitler yapmışlardır. Bununla beraber bu birlik eski Türk feodal devlet telakkilerine göre idi.
Fil hakika Göktürklerde, Karahanlılarda olduğu gibi Selçuklularda da devlet hukuki bakımdan hanedan azasının müstrik malı sayılıyordu. Bu sebeple büyük zaferi müteakip saltanat merasiminden sonra Selçuk devleti feodal esaslara göre taksim edildi. Tuğrul Bey Sultan yani imparator sıfatı ile Nisapur'u ve Garp'ta fethedilecek beldeleri alıyordu. Çağrı Bey de Melik sıfatı ile ve ordu kumandanı olarak yine hükümet merkezi Merv olmak üzere Ceyhun'a, Saras ve Bel sihirleriyle Gazne'ye kadar uzayan ülkelere sahip oluyor. İnanç Bey eski Türkçe ünvanını Yabgu muhafaza ederek Herat merkezi ile Büst, İsfidar ve Sistan'a kadar alınacak vilayetlerin hükümdarı oluyordu. Bazı kaynakların İnanç Bey ile oğlu Hasan'ın mevki ve hisselerini birbirine karıştırmamaları ve hatta bazen de onu Hasan Yabgu ile adıyla zikretmeleri bu şehzadenin kudretiyle alakalıdır. Nitekim evvelce Keş ve Nahsab arasındaki çölde bulunan Türkmenler Hasan'ın idaresindeydi. Selçuk devleti bu üçlü taksime göre ayrılmış, her biri kendi bölgesinde namına hutbe okutmak, para bastırmak, kapılarında nöbet çaldırmak ve başlarında çeçir taşımak suretiyle bütün hakimiyet ve istiklal unsurlarına sahip olmakla beraber Sultan olarak Tuğrul Bey'e ve imparatorluğun merkezi Nisapur'a feodal bir bağ ile bağlıydılar. Bu sebeple rütbede ilk defa Tuğrul Bey'in adı zikrediliyor. Öte yandan Sultan 5 nöbet çaldırdığı halde bunlar 3 nöbet ile iktifa ediyorlardı. 3 Selçuklu basbuğundan sonra gelen büyük beylerden İbrahim İnal'a Kuhristan, Arslan Yapgu'nun oğlu Kutalmış'a da Gürgan ve Damgan tahsis edilmekteydi. Lakin Tuğrul Bey'in feodal hakimiyet töresine karşı başlayan merkeziyetçi gayretler dolayısıyla bu sonunculara ve diğer beylere böyle bir muhtariyet verilmemiştir. Tuğrul Bey devletini kurarken Samani ve Gazneli yüksek memurlardan faydalanmayı ihmal etmedi. Horasan amili Ebul Kasım Ali Buzacani yani ya da Cüveyni. Ebul Kasım El Cüveyni'yi kendisine ilk vezir yaptı. İsfahan Meliki Kükeyoğlu Faramurzun zafer ve culusunu tebrik maksadıyla Nisabur'a gönderdiği Ebul Fıkıh Razi'yi çok beğenince yanında alıkoydu ve vezirliğe tayin etti. Böylece ilk Selçuklu veziri sayılan Amidülmülk Kündüri'den önce Tuğrul Bey'in daha iki veziri olduğu meydana çıkmaktadır. Türklere mahsus Ağcı veya Hacibilik makamına Türk emiri Abdurrahman Alpzen'i getirdi. Ebu Ali Sa'dan Çağrı Bey'in Ebu'l Fazıl da İnanç Yabgu'nun veziri oldu. Hatta İbrahim İnal henüz bir bölgede yerleşmemiş olduğu ve daimi seferde bulunduğu halde onun da ordusu ve divanı yani bir idare teşkilatı ve Ahmet bin Tahir adlı bir veziri vardı. Tuğrul Bey devletini kurarken alim ve şehirlere çok hürmet gösteriyor ve hakimiyetini manevi kuvvetler ile takviye ediyordu. Hamedan'a girişinde şehrin iki büyük şeyhi Baba Tahir ve Baba Cafer'i görünce atından inip ellerini öptü. Baba Tahir kendisine "Ey Türk, Allah'ın halkına ne yapmak istiyorsun?" diye sorunca Sultan da "Ne emredersin?" cevabını verdi. Şey "Allah adalet ve iyiliği emreder." ayetlerini okudu. Böyle de Tuğrul Bey adalet yolunda yürüyeceğini söylüyor ve büyük devlet adamı vasıfları ile din adamları ve halkın gönülleri üzerine
hakimiyetini kuruyordu. Tuğrul Bey zaferden sonra ikinci defa Nisebur'a girip tahta çıkınca askeri ve siyasi değişiklikler ve harekatlar dolayısıyla bozulan nizamı kurdu. Her tarafı türmeye başlayan eşkıyayı tenkil etti. İstilalar ve gaz ne devletinin kötü idaresiyle edilen ve Selçuklara yakınlık gösteren Horasan şehirlerini bir yıllık vergiden affetti. Tuğrul Bey merkeziyetçi bir devlet kurmak tesebbüslerine rağmen devletin kuruluşunda kadim feodal anane icabı, amcası İnanç Yabgu'ya ve birinci derecede hizmeti olan Çağrı Bey'e sultandan sonra ikinci derecede bir makam vermek mecburiyetinde kaldı. Lakin diğer büyük beyleri yanından ayırmayarak devletin parçalanmasını önlemeye ve merkeziyetçi bir devlet mekanizması kurmaya çalıştı. Bu sebeple de büyük beylerin ayrı bölgelerde yerleşmesine fırsat vermedi. Eski Türk feodal siyasi hukukuna aykırı düşen bu merkeziyetçi gayretler ciddi mukavemetler ile ilgili ilgili beylerin isyanları ile karşılaştı. Bu siyasi anlayış 2. Kılıçdaroğlu'na kadar Selçuk Devleti'nin başlıca zaaf gayrelerini teşkil etti. Bu ananenin kuvveti için 14. Asır Anadolu Beyliklerinin de bu feodal esasa göre kurulduğunu, hükümdar evlatları arasında devletin taksim edildiğini ve müstesna olarak yalnız Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri merkeziyetçi bir bünyeye sahip bulunduğunu hatırlatma kafidir değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuklu'nun resmen kuruluşu konusunu ele aldık. Ve Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşu ve mahiyeti konusunu anlattık. O zaman gelin huyumuz olduğu üzere yeni bir videomuzda daha sizlere buluşturalım. Türklerin tarihte kurduğu 4 büyük imparatorluktan biri kabul edilen milli tarihimizin kahraman devleti Selçukluların tarihi. Selçukluların tarih sahnesine çıkışları. Selçuklular, Türklerin hem dini hem de askeri olarak oldukça hareketli bir döneminde siyasi teşekkül kurmaya kalktılar. Selçuk Bey'in babası olan Dukak, Oğuz Yabgu Devleti'nde önemli bir askeri mevkiye sahipti. Batıda Hazarlar son dönemlerini yaşarken, kuzeyde Kıpçaklar ve Bulgarlar, Maveraünnehir ve Türkistan'da Karahanlılar, Afganistan ve Pakistan civarında Gazneliler gibi Türk devletleri oldukça güçlüydü. Bunlardan başka Maveraünnehir'in bir kısmında ve Horasan'da Samanoğulları egemendi. Abbasi halifeliği artık ismen mevcut olup Şii Üveyki devletinin elindeydi. Seyhun Nehri, Aral ve Hazar kıyılarına yerleşen yarı köçebe oğuzların yapımcısı başşehir Yengikent'te oturuyordu. 24 Oğuz boyundan Kınık boyuna mensup olan Dukak'ın lakabı Demir Yaylık'tı. Bu lakap onun boy beyliğini elinde tutan bir aileden geldiğini gösteriyordu. Dukak'ın ölümünden sonra 18 yaşlarında olan Selçuk, Yabgu tarafından babasının görevine subaşılığa getirildi. Dukak ile Yabgu arasındaki sorunlar Selçuk döneminde de devam etti. Selçuk, Yabgu ile yaşadığı sorunlar, devlet içi çekişmeler, oflakların darlığı ve Kıpçakların saldırılarından sonra mahiyetindekilerle birlikte Yengikent bölgesinden ayrıldı.
on binlerce aile, Müslüman Türklerin yoğun yaşadığı Seyhun Nehri'nin sol kıyısında bulunan Cent Havalesi'ne geldiler. Selçuk, muhtemelen buzlar, içenekler ve kumanlar gibi daha batıya gittiğini düşünse de Hazar Devleti ciddi bir engel oluşturduğundan dolayı güneye gitmeyi tercih etmiş olmalıdır. Oğuzlar, Harezm ve İtil'e komşu olmaları, Hazar ve Bulgarlara giden kervanlar üzerinde bulunmalarıyla Müslümanlar ile iletişime girmişlerdi. Selçuk Bey burada yanındakiler ile birlikte Türk inanışına yatkınlığı ve siyasi geleceğinin parlaklığı ile İslam dinini kabul etti. Artık Mavera-ül-Nehir ve Harezm gibi bölgelerde İslamiyet'e geçen Oğuzlara Türkmen denilmeye başlandı. Cent, Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirdi. Şüphesiz Selçuk, kendine katılımların olması ve burada hakimiyet kurması için İslamiyet'i seçmesi gerektiğini biliyordu. Bu hareketleri tarihin önemli bir dönüm noktasıydı. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye'nin kurulacağı hareketi başlatmıştı. Kaşgarlı Mahmud'a göre İslamiyet'i kabul etmek bu bölgede yaşamak için gerekliydi. Selçuk Bey Cent'te Oğuz yapkuluğundan her yıl gelen görevlilere vergi vermeyi kafirlere haraç verilemez diyerek durdurdu. Daha sonra Oğuz yapkuluğundan gelen kuvvetleri kolaylıkla yendi ve burada müstakil beyliğini kurdu. Belaç ve Berekut şehirlerini alan Selçuk bu fetihleriyle El-Melikül Gazi diye tanınmaya başlandı. Gazi Selçuk da yaptığı gazalar ile şöhret kazanmış, emrindeki Oğuzlar ile önemli bir kuvvete sahip olduğunu göstermişti. Buradaki mücadelelerde Mikail hayatını kaybetmiş, Selçuk ve Tuğrul Beyler dedeleri Selçuk tarafından büyütülmeye başlamıştı. Aslan Yapku mücadeleye dahil oluyor. Mavera-ül-Nehir bölgesi Samaniler ile Karahanlıların mücadele alanıydı. Karahanlı kuvvetleri Balasagun merkezinden muazzam bir ilerleyişle Seyhun Nehri havzasını ele geçirdiler ve Oğuz ülkesiyle komşu oldular. Selçuk Gazi ve Kınık boyu Karahanlılar ve Oğuz yapkuluğu arasında kalmıştı. Selçuk Bey'in isminin parlaması Samanilerin dikkatini çekti. Samani emiri II. Nur kendisine yardım etmesi için Selçuk Bey'e başvurdu. Oğuzlar ile Karluklar arasında devam eden kadim bir husumet vardı. Karahanlılara karşı üstün olmaya çalışan Samani elçileri Selçuk Bey ile anlaştılar. Selçuklular bölgeyi Samaniler adına Karahanlılara karşı korumakla görevlendirildiler. Selçuk Bey oğlu Arslan Yapku'yu yardıma gönderdi. Bunun karşılığında Buhara civarındaki Nur kasabası Oğuzların yerleşimine açıldı. 986 yılında Selçuk'un oğlu Arslan Yapku idaresindeki Türkmenler Cent bölgesinden ayrılarak sürüleriyle birlikte bu bölgeye geldiler. Arslan Yapku'nun süvarileri Samani emiri II. Nur'un kuvvetleriyle birleşerek Karahanlı ordusuna yıpratıcı baskınlar yaptılar. Onları geri çekilmeye zorladıkları gibi ağırlıklarını da ele geçirdiler. II. Nur Buhara'ya girdiği gibi Selçukluların o bölgedeki konumları da güçlendi. Selçuklular siyasi maharet ve cesaretleriyle bölgede tutulmaya çalışırken Karahanlılar ve Gazneliler güçlerini giderek artırıyordu. 999 yılında Karahanlı İlk Nasır Han Samanileri yenerek Buhara'yı tekrar ele geçirdi. Son Samani emiri II. Abdülmelik ve hanedan üyeleri Karahanlı başkenti Özkent'e gönderilirken Samaniler fiilen yıkılmış oluyordu. Fakat hanedanlığa mensup olan Emir Nasır Özkent'ten kaçarak Buhara'ya geldi ve şehre tekrar hakim olsa da Karahanlıların hücumlarına dayanamayarak 2002 yılında Arslan Yapku'ya sığındı ve yardım istedi. Arslan Yapku'ya El-Muhtasır'ın kuvvetleri Semerkand'ın yaklaşık 40 km yakınındaki Kuek mevkiinde Karahanlı Sübaşı Tegin'i mağlup ettiler. Melik Nasır Han bu yenilginin intikamını almak için harekete geçti. Arslan Yapku idaresindeki Oğuzlar bir gece baskını ile Melik Nasır Han'ı Semerkand civarlarında mağlup ettiler. Ele geçirdikleri 18 Karahanlı kumandanını da fidye almak için beraberlerinde götürdüler. Bu başarılardan sonra Karahanlı tehlikesi ortadan kalkmış gibi gözüküyordu. El-Muntasır'ın Oğuzlara ihtiyacı yok gibiydi. Oğuzlar da ondan ayrılarak geri döndüler. 1005 yılında El-Muntasır
bu gücü kaybettikten sonra Karahanlılara mağlup oldu ve çok geçmeden öldü. Samani Devleti de tekrar kurulmamak üzere tarihe karıştı. Selçuk Bey 1007 yılında Cent şehrinde hayata gözlerini kapattı. Selçuk'un ölümünden sonra yerine yapgu unvanı taşıyan Arslan geçti. Çağrı ve Tuğrul Beylere bağlı olan Selçukluların diğer ahalisi Cent'ten ayrılarak Arslan Yapgu idaresindeki Buhara civarına indiler. Samanilerin ortadan kalkmasıyla Karahanlılar Maverani Nehri hakim oldular. İlik Nasırhan Selçuklulardan faydalanmak istese de onlardan oldukça çekiniyordu. Tuğrul ve Çağrı Beyler yurt edinmek için Talas'ta bulunan Karahanlı Hanedanlığından Buğra Han'ın yanına gittiler. Onunla görüşmeye giden Tuğrul Bey hapse attırıldı. Çağrı Bey'in yakalanması için de onun üzerine ordular gönderildi. Çağrı Bey gönderilen bu orduyu yenilgiye uğratarak onlarca komutanını esir aldı. Çağrı Bey, Tuğrul Bey'in serbest bırakılmasına karşılık esirleri Buğra Han'a gönderdi. Çağrı Bey'in yeni otlaklar ve yeni yurt arayışı için yaptığı Doğu Anadolu seferi. Karahanlıların Buhara emiri Ali Tegin, Arslan Yapgu ile ittifak içindeydi. Arslan Yapgu'nun idaresindeki Oğuzlar ile Tuğrul ve Çağrı Beylerin idaresindeki Oğuzlar ayrı yaşıyordu. Tuğrul ve Çağrı Beyler Buhara'ya girmek isteseler de Karahanlı Ali Tegin'in mukavemetiyle karşılaştılar. Onlar oldukça ümitsiz bir şekilde yaşayacak bir yer arıyorlardı. 1016'da Tuğrul Bey çöllere çekilirken Çağrı Bey yeni yurtlar keşfetmek için Doğu Anadolu'ya yola çıktı. Sayısı 3000 civarında olan, kaynakların ifadesiyle rüzgar gibi uçan atlar üstünde uzun saçlı, yaylı ve mızraklı Türkmenleriyle Horasan ve Rey yolunu takip ederek Azerbaycan'a vardı. Orada yaşayan Türkmenleri de kendi ordusuna kattı. Ardından Van Gölü Havzası'na indi. Vaspuragan Derebeyi Senekerim Türkler üzerine bir ordu gönderdi. Ermeni kuvvetler, Türklerin yakın savaş için görevli askerlerinin saldırıya geçtiğinde geride siperlenen Türklerin arasında kaldılar ve yağmur gibi yağmurlar karşısında ağır kayıplar vererek geri çekildiler. Çağrı Bey buradan kuzeye yöneldi. Nahçıvan'a vardığında Liparik emrindeki 5000 kişilik Gürcü kuvvet, Çağrı Bey'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyerek geri çekildi. Çağrı Bey onları kovalayarak Ani önlerine kadar geldi. Ani Derebeyi'nin gönderdiği kuvvetler yine bozguna uğratıldı. Müslüman Şeddadilerin topraklarından da geçen Çağrı Bey tekrar Azerbaycan bölgesine gelerek topladığı ganimetler ve elde ettiği bilgiler ile Gaznelilere yakalanmadan 1021'de Buhara'ya geldi ve Tuğrul Bey ile buluştu. Çağrı Bey Tuğrul Bey'e doğuda kendilerini durduracak bir kuvvet olmadığını ve yaşadıklarını muhtemelen uzun uzun anlattı. Çağrı Bey'in bu seferinden sonra Roma İmparatoru II. Basileus tüm Doğu Anadolu'yu ilhak ettiğini duyurdu. Bölgede yaşayan 40 bin civarı Ermeni, Sivas ve Kayseri civarlarına yerleştirdi. Oğuzlar, Karahanlılar ve Gaznelilere tükeni. Buhara hakimi Ali Tegin, Arslan Yapgu ile birlikte bölgede yeni bir devlet kurma girişimindeydi. Tegin ve Arslan Yapgu, hem Karahanlılar hem de Gazneliler için büyük bir tehlikeydi. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmud ve Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han 1025'te Semerkant civarında buluştular. Bütün İran ve Turan meselelerini görüşerek Samani Devleti'ni paylaştılar. Yaptıkları antlaşmaya göre Horasan ve Harezm Gazneliler de Doğu ülkelerin Karahanlılar'da kalacaktı. Ceyhun Bey'in iki devlet arasında sınır kabul edilecekti. Ali Tegin'in Buhara hakimiyetine son verilecek Arslan Yapgu idaresindeki Oğuzlar Maverani Nehri'nden çıkarılarak Horasan'a göç ettirilecekti. Bunun üzerine Arslan Yapgu ve Ali Tegin Buhara'dan çöllere çekildiler. Sultan Mahmud hem görüşmek hem de antlaşmak için Arslan Yapgu'yu huzuruna davet etti. Sultan, yanına gelen Arslan Yapgu'nun ne kadar güçlü ve tehlikeli biri olduğunu anlayınca Arslan Yapgu, oğlu kutalmış ve birçok beyi tutuklayarak Hindistan'da bulunan Kalinjar Kalesi'ne hapsettirdi. Kutalmış çöllerden kaçarak Buhara civarındaki Türkmenlere ulaşıp ancak kurtulabildi. Arslan Yapgu 7 yıllık esaretinin ardından
1032'de bu kalede vefat etti. Aslan Yapgun'un başsız kalan Türkmenleri Gazneliler tarafından Horasan civarına gönderildiler. Sultan Mahmut, Babert ve Nesa arasındaki çöl araziyi onlara yurt olarak verdi. Bu civara gelen Kızıl, Boğa, Yağmur, Anasoğlu ve Göktaş adlarındaki Türkmen reisleri Gazneliler ile sürekli mücadele halinde oldular. Onlar Irak, Azerbaycan ve Anadolu'ya çok sefer akımlar yaparak oldukça hareketli bir hayat yaşadılar. Alparslan ve Melikşah zamanlarındaki Anadolu akımlarında bu beyleri göreceğiz. Bu beyler Aslan Yapgu ve oğlu Kutalmış'ın soyundan gelenleri yalnız bırakmayarak Türkiye Selçuklu'nun kuruluşunda başrol oynadılar. Selçukluların başına diğer kardeş Musa Yapgu getirilse de Oğuzları asıl idare edenler Musa Yapgu'nun yeğeni olan Çağrı ve Tuğrul beylerdi. Ali Tegin zamanında saldırdığı Tuğrul ve Çağrı beyler ile birlikte hareket etme teklifinde bulunsa da bu teklif kardeşler tarafından kabul edilmedi. Ali Tegin, Selçuk'un 4. oğlu Yusuf'u Yapgu ilan edip kullanmak istedi. Yusuf buna pek yanaşmamasıyla Yusuf'u öldürdü. Tuğrul ve Çağrı beyler amcalarını öldüren Alp Kara ve 1000 kişilik kuvveti 1029'da bir baskınla yok ettiler. Ali Tegin'in sürekli saldırılarıyla bunalan Selçuklulara yardım eli Harezm'den Gazne valisi Altuntaş'tan geldi. Selçukluların Harezm'e göç etmesi. Gazneli Sultan Mahmut 1030'da vefat edince yerine Sultan Mesut geçti. O Harezm Şah Altuntaş'ı Ali Tegin'e karşı Buhara seferine görevlendirdi. Altuntaş'ta Ali Tegin'in düşmanları olan Tuğrul ve Çağrı beyleri Harezm'e davet etti. Sultan Mesut Altuntaş vefat edince yerine oğlu Harun'u tayin etti. Fakat kendi oğlu Said'e Harezm Şah ünvanını verdi. Böyle olunca Harun Gaznelilere karşı bağımsızlık girişimlerine başladı. Harezm karışmıştı, Selçuklular ateş çemberine düşmüştü. Cent hakimi olan Şah Melik öteden beri Selçuklulara kin besliyordu. Maverai Nehir'de fetih hareketlerine girişmişti. Emrinde 30-40 bin süvari olan Şah Melik Selçukluları kendisine karşı bir tehlike olarak görüyordu. Osman Turan'a göre Harun kararını değiştirerek Selçukluların hareketini Şah Melik'e haber verdi. Şah Melik, Horasan civarından Harezm'e hareket halinde olan Selçukluları ani bir baskınla vurdu. Selçuklular 8 bin civarında kayıp verirken ağırlıklarının da çoğunu kaybettiler. Ceyhun'un öteki tarafına kendilerini zor atarken Şah Melik onları takip etmedi. Artık Harun, Şah Melik ve Ali Tekin'in baskılarına dayanamayan Selçuklular için tek çare Gazneliler hakimiyetinde bulunan Horasan'a izinsiz girmekten başka yapacak bir şeyleri yoktu. Selçukluların Horasan'a göç etmesi. Selçuklular 1035'te önce 1000 süvari ile Horasan'a girdiler. Daha sonra diğer kitle Ceyhun'u geçerek Nesa'ya vardı. Bu bölgede yaşayan Harezmliler ve Türkmenler de onlara katılmaya başladı. Selçuklu reisi Musa Yapgu, Tuğrul ve Çağrı beyler Horasan reisi aracılığıyla Sultan Mesut'a gönderdikleri mektupta onun hizmetine girmek istediklerini, Nesa ve Ferabe'nin kendilerine yurt olarak verilmesini istediler. Gazneli Sultan Mesut 10 bin süvarisi bulunan Selçukluların bu talebini reddettiği gibi Hacı Beytoğlu emrinde fillerle desteklenen 17 kişilik bir orduyu Nesa'ya gönderdi. Kendisi de Nişabur'a geçti. 29 Haziran 1035'te Nesa önlerinde Gazneli ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Hem Gazneliler hem Selçuklular birbirlerinden oldukça çekiniyorlardı. İki taraf arasında varılan antlaşma ile Gazneli Mesut, Musa Yapgu'ya Ferave'yi, Çağrı Bey'e Dihistan'ı ve Tuğrul Bey'e Nesa'yı yurtluk olarak verdi. Selçuklu beylerine Hilat, Menşur ve Sancak gönderdi. Selçuklular siyasi olarak resmiyete kavuşurken kendilerine güvenleri oldukça artmıştı. Gaznelilere göre Selçuklular büyük hayaller peşinde koşuyorlardı. Hatta sultanın gönderdiği hilatlar ile alay etmekte oldukları ve gönderilen külahları yere fırlattıkları haberleri geliyordu. Maverai Nehir, Harezm, Horasan ve Sistan Oğuzlar ile doluyordu. Bazı Oğuzlar çevrede yağma ve yıkım hareketlerine girişiyor, Gazneliler bu hareketlerin sorumlusu olarak Selçukluları suçluyordu. Selçukluların
Eğer sultanın gönderdiği ordular kendilerine saldırırsa onlara karşı kendimizi müdafaa ederiz sözleri Sultan Mesud'u oldukça sinirlendirdi. Sultan, Selçuklular bir yandan Horasan'ı kalbur haline getirdiler, bir yandan da bize süslü sözler söylüyorlar diyerek harekete geçti. Selçuklular ve Gazneliler mücadelesi. Talha-Serah savaşları 1038. Türkmenler akın akın Selçuklulara katılmaya devam ediyordu. Selçuklu yöneticileri nüfuslarının giderek arttığını ve yaşadıkları yerlerin kendilerine yetmediğini söyleyerek Merv, Seras ve Baverd'in kendilerine verilmesini istediler. Gazneli Sultan Mesud bunu reddederek sayıları 15 bin civarında olan iki orduyu, birini Herat'a, diğerini Nesa'ya gönderdi. Selçuklularda yaklaşan savaş için hazırlıklarını tamamlamakla meşgullerdi. Durum Gazneliler için bu derece ciddi olmasına rağmen Sultan Mesud, vezirlerinin önce Selçuklu üzerine gidilmeleri tavsiyelerini dinlemeyerek 1037'de Hindistan'da bulunan Hintli Kalesi'ni fethetmek üzere Gazne'den harekete geçti. Türkmenler bunu fırsat bilerek Talaken ve Peryap şehirlerini ele geçirdikleri gibi Rey'i de kuşattılar. Sultan Mesud 1038'de Hindistan'dan dönünce daha önce gönderdiği orduların komutanı Hacip Subaşı'na saldırı emrini verdi. Selçuklular ailelerini Merv çöllerine gönderirken Gazneli ordusuna karşı yıpratma amaçlı çete savaşları yaptılar. Nihayet Gazneli ve Selçuklu kuvvetleri Seras yakınlarında Talhat mevkiinde karşı karşıya geldiler. Hafif süvari Selçuklu askerleri ağır zırhlı Gazneli ordusuna gruplar halinde saldırıyor ve hızla geri çekilerek yıpratıyordu. 24 Mayıs 1038'de Çağrı Bey'in üstün gayretleriyle Gazneli ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Sübaşı Hacip canını zor kurtararak Herat'a kaçabildi. Bu galibiyetten sonra Selçuklular devletlerini kurduklarını alenen ilan ettiler. Tuğrul Bey yeni kurulan bu devletin hükümdarı olarak Horasan'ın baş şehri Nişabur'u, Çağrı Bey Mervi, Musa Yapgu'da Serah'ı alacaktı. Tuğrul Bey ana bir kardeşi olan İbrahim Yınal'ı önce olarak Nişabur'a gönderdi. İbrahim Yınal 1000 kadar süvari ile Nişabur'a gelince şehrin ileri gelenlerine ve halka şu konuşmayı yaptı. Adil bir padişah olan büyüğümüz Tuğrul Bey'e yazıyorum. Çağrı Bey Merve Yapgu'yu Serah'a bırakınca buraya gelecektir. Bugüne kadar yapılan yolsuzluklar ve yağmalar küçük halkın işi olup geçim sıkıntısı ve zaruret de oluyordu. Bugün ise durum değişmiş ve memleket bizim olmuştur. Nişabur halkı Tuğrul Bey'e itaat edeceklerini bildirdiler. Bir rivayete göre 1038 yılında hutbe Muazzam Sultan ünvanıyla Tuğrul Bey adına okundu. Artık Horasan'da Gazneli hakimiyeti kesin olarak son buldu ve Selçuklu Devleti devri başladı. Birkaç gün sonra Tuğrul Bey 3-4 bin kadar zırhlı süvari ile Nişabur'a geldi. Nişabur'da hükümdarlık alameti olarak kolunda bir yay ve kemerinde üç ok bulunuyordu. Tuğrul Bey Sultan Mesud'un tahtına oturdu ve Nişabur'u Selçukluların merkezi yaptı. Şehrin en ileri gelenleri Tuğrul Bey'e Efendimiz diye hitap ediyordu. Gazneli Mesud kesin ve net olarak Selçuklu egemenliğini bitirmek üzere harekete geçmişti. Selçuklular ise tırnaklarıyla kazıya kazıya sahip oldukları bu toprakları vermek niyetinde değildi. Artık Tuğrul Bey gibi büyük bir dehanın idaresinde bir cihan imparatorluğu doğuyordu. Selçuk Bey'in ölümünden sonra Cent'ten ayrılan Tuğrul ve Çağrı Beyler mahiyetindekilerle birlikte yeni yurt arayışına girdiler. Uzun yolculuklar ve mücadeleler sonucunda Seyhun Ceyhun Nehri Havzası'nda Buhara ve Harezm'de barınamayarak Gaznelilerden izinsiz olarak Horasan'a geldiler. Sultan Mahmud siyasi olarak Selçukluları tanımak zorunda kalmış ve Ferah ve Dihistan ve Nesa'yı yurt olarak onlara vermişti. Zaman geçtikçe Selçuklular bölgedeki güçlerini iyiden iyiye hissettirince Gazneli Sultan Mesud iki ordusunu Selçuklular üzerine gönderdi. Selçukluları sıkıştırmak için Harezm vilayetini Şah Meli'ye verdi. Bu ordular ağır yenilgiler alarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Çağrı Bey cesareti ve çevikliğiyle Bel yakınlarına kadar gelmişti.
Hatta sultanın bir filmi bile esir almıştı. Tehlikenin kapıya geldiğini gören Sultan Mesut, hedefine Serah'ı koyarak Selçukluları yok etmek için Berk'ten harekete geçti. Gazneli ordusu 300 savaş fili, 70 bin süvari ve 30 bin piyade ile döneminin en kuvvetli ve teçhizatlı ordusuydu. Tuğrul Bey ve amcaları Musa Yapbu'da, Serah'ta bulunan Çağrı Bey'in yanına geldiler. Toplamda 20 bin civarında süvarileri bulunuyordu. Mesut'un geldiği haber alınınca çöllere çekildiler. Sultan Mesut Serah'ta bulunan küçük Selçuklu kuvvetlerini yenerek şehre girdi. Herkes geri çekilmeyi teklif etse de Çağrı Bey burada kalmanın ve bir ölüm kalım savaşı verilmesinin doğruluğunu herkese kabul ettirdi. İlk karşılaşma 15 Mayıs 1039'da gerçekleşti. Davul ve boru sesleri altındaki Gazne ordusu şiddetli bir hücuma geçince Selçuklular varlık gösteremeyip tekrar çöllere çekildiler. Gazne ordusu çöllere alışık olmadığı için takip yapamadı. Küçük Selçuklu kuvvetleri ani baskınlar yapıyor ve tekrar çöllere çekiliyordu. Sultan Mesut vezirlerinin ısrarı ile Selçuklulara barış teklifinde bulundu. Gazneliler ile Selçuklular arasında varılan anlaşmaya göre Gazneli ordusu Herat'a dönecek, Nesa, Bavert ve Ferabe hudutları Selçuklulara teslim edilecek, Selçuklular Nişabur, Serah ve Merv şehirlerini Gaznelilere iade edeceklerdi. Bu geçici bir barış niteliğindeydi ve her iki taraf da büyük savaş için hazırlıklarını tamamlayacaktı. Sultan Mesut Herat'a çekildikten sonra Selçuklular vermeleri gereken şehirleri iade etmediler. Sultan Mesut Tuğrul Bey'i yakalamak için Nişabur'a girdi. Komutanları Herat'a çekilmeyi teklif etse de o, kuzeye çöllere çekilen Selçukluları yakalamak için Serah ve Merve yöneldi. Sultan Mesut Selçukluları bir meydan muharebesinde yenmek isterken Selçuklular onları sahranın içlerine çekiyor, yaptıkları ani baskınlarla yıpratıyor ve su kuyularını tahrip ediyordu. Selçuklular ağır zırhlı Gazneli ordusuna karşı hafif süvari birliklerini el isteği kullanıyordu. Sultan Mesut, kum çölü kenarında suları bol olan damdan akan hisarına ilerleyip suya ulaşmak istiyordu. Bahar mevsimi geldiğinde Selçuklular, Çağrı Bey'in de ısrarlarıyla Gazneli ordusunu karşılamaya karar verdiler. Merv yakınlarında damdan akan hisarı önünde muharebeyi kabul ettiler. Gazneliler gelene kadar uğradıkları ani baskınlar ve susuzluktan dolayı oldukça yıpranmıştı. Öncü kuvvetlerinin çarpışmalarından sonra Gazneli ordusu karşılarında savaş düzeni alan Selçuklular ile artık karşı karşıyaydı. Sultan Mesut kale civarındaki su kuyularının tahrip edildiğini görünce yakınlarda bulunan bir su kaynağına hareket emrini verdi. Hareket halinde düzeni bozulan Gazne ordusuna Selçuklular saldırıya geçti ve ilk büyük darbeyi burada vurdular. Burada tam bir kıyamet koptu. Sultan Mesut'un hasta ordusunda bulunan 370 kişi de taraf değiştirerek Selçuklulara katıldı. Oldukça disiplinsiz, bitkin ve susuz Gazneli ordusu 22 Mayıs 1040'da Selçukluların son ve kesin taarruzuyla dağıldı. Sağ ve sol kanat komutanlarının kaçmasıyla askerler canlarını kurtarabilmek için geri çekilmeye başladılar. 3 gün devam eden savaşta Gazneli ordusu ummadıkları ağır bir yenilgiye uğramıştı. Selçuklular pek çok hazine, silah ve malzeme ele geçirdiler. Artık Türkistan'da Selçukluların karşısında duracak bir güç yok gibiydi. Sultan Mesut savaş meydanında 100 kadar askeriyle Herat'a geri çekilmeye çalışsa da kendi adamları tarafından yakalanarak öldürüldü. Tuğrul Bey Horasan'da Selçuklu Sultanı ilan edildi. Ülke ve beldelere fetihnameler gönderilerek Selçuklu Devleti'nin kurulduğunu ilan ettiler. Tuğrul Bey Abbas Halifesi Kayınbiye Emrillah'a gönderdiği mektupta halifeye sadık olduklarını, Horasan'da bozulan adaleti tesis edeceklerini ve Oğuz Han'ın soyundan geldiklerini bildirdi. Tuğrul Bey Nişabur'u devletin merkezi yaparak Çağrı Bey'i Melik ünvanıyla Merve, Musa Yapbu'yu da Herat'a görevlendirdi. İbrahim Yenal Kuhistan'a, Aslan Yapbu'nun oğlu Kutalmış Gürgan ve Damaygan'a, Çağrı Bey'in oğlu Kavurt ise Kirman bölgelerini ele geçirilmekle görevlendirildi. Selçukoğullarının yaptığı büyük fetihler,
Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu videomuzu 45 dakika bandında tutamayacağız. Çünkü videomuzun ilgili kısmı buraya kadar. Biz bu videomuzu sizlerle birlikte Selçuklu Devleti'nin kuruluş dönemi, Dandana Khan zaferinden sonra Büyük Selçuklu Devleti hangi şartlarda kuruldu, kim tarafından nasıl idare edildi, bunu anlatmaya çalıştık. Şimdi gelin biraz sohbet edelim çünkü yayınımızı 45 dakikanın altında bırakmak istemiyoruz ekip olarak. O yüzden gelin bir 5 dakika sohbet edelim sizlerle birlikte. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Büyük Selçuklu Devleti hakkında konuşacak olursak, Selçuklu Devleti'nin iki tane başbuğu vardır. Tuğrul ve Çağrı Beyler. Tuğrul Bey Sultan ünvanını alırken, Çağrı Bey ise Melik ünvanını alarak Meru Obası'nda ordu kumandanına görevine yürüten Selçuklu başbuğlarıdır. Tuğrul ve Çağrı Beyler Selçuk Gazi'nin torunlarıdır. Tuğrul ve Çağrı Beyleri bizzat 100 yaşını aşkın, bazı kaynaklarda 107 yaş olarak geçen Selçuk Bey bebekliğinden itibaren büyütmüş ve onları kendisi gibi idareli, yetenekli, dirayetli ve kuvvetli bir hükümdar olarak yetişmeleri alanında elinden gelen her türlü gayreti bizzat Selçuk Gazi ortaya koymuştur. Selçuk Gazi'nin torunları Tuğrul ve Çağrı Beyler 1038 ve 1040 tarihlerinde iki defa Gazneleri yendikten sonra 1040 Dandana Khan zaferinden sonra tam bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu sayede Selçuklu Devleti 1040 Dandana Khan zaferinden sonra resmi varlığını devlet olarak resmen ilan etmiştir. Ve tanınmıştır. Selçuklu Devleti'nin dönemlerinde Selçuklu Devleti'nde Sultan Basta orada da birçok feodal yapı bulunmaktaydı. Ve bu feodal yapıların arasında en güçlü feodal bağ ile bağlı olarak bulunan kişi ise bizzat iyi Sultan'ın kardeşi Tuğrul Bey'di. Ama hiçbir zaman için bu feodal beyler Sultan Tuğrul'a karşı veya Sultan Alparslan'a karşı, düzeltelim, Alparslan'a karşı oldu. Hiçbir zaman için bu feodal beyler Sultan Tuğrul'a karşı veya Sultan Alparslan'a karşı veya Sultan Melikşah'a karşı veya Sultan Mehmet Tepar'a karşı ya da Berkyaruk'a karşı veyahut da Sencer'e karşı. Hiçbir zaman için tam manasıyla devlet kuracak kıvama ulaşamadılar. Zaman zaman Büyük Selçuklu Devleti'nde, Anadolu Selçuklu Devleti'nde beyler sultana isyan etseler de, bazı beyler tamamı değil, hiçbir zaman için bu isyanların sonucunda devletlerine tam manada kendi devletlerine isyancı beyler kuramadılar. Tabii ki Selçuklu Devleti de Kut anlayışının hanedan hepsinde bulunduğunu kabul ettiği için eski Türk anayelerinde olduğu üzere bu isyanların çıkmasında en etkili faktörlerden birisi de Kut anlayışının bütün Selçuklu erkeklerinde olduğunun kabul edilmesiydi. Bu sayede bütün Selçuklu hanedan reislerinin başa çıkma, hükümdarlık yapma etkisi vardı. Bu sebeple de kendilerinin hükümdar olmasını isteyen bazı bey ve sultanlar zaman zaman sultanlara karşı, beyler zaman zaman sultanlara karşı isyan etseler de hiçbir zaman için tam manasıyla kendi bağımsız müstakil devletlerini kuramadılar. Değerli dostlarım. İlerleyen tarihlerde 1075 yılında 1071 Malatya Seferi'nden 4 yıl sonra Kutalımışoğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Kutalımışoğlu Süleyman Şah asıl olarak Selçukluların Kutalımış Bey soyundan gelen bir kişidirler ve kişilerdirler ve Sultan Tuğrul'un ve Çağrı Beylerin de akrabalarıdırlar, değerli dostlarım, amcaoğullarıdırlar. Tabii ki Anadolu Selçuklu Devleti de uzun yıllar boyunca 1075-1308'e kadar varlığını devam ettirmiş ve günümüzdeki Türkiye sınırlarının büyük bir bölümünü içine alan
çok geniş bir sahada varlığını muhafaza etmiştir. 1308'de ise Selçuklu Devleti tamamen yıkılmış ve Osmanlı Devleti 1302 yılında kurulmuştur değerli dostlarım beylik olarak. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, Medve Bey'e sizlerle Büyük Selçuklu tarihinde Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş devri, Selçuklu Devleti'nin kuruluş ve mahiyeti konusunu ele alıp elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce anlamayı ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta ele alacağımız konu yeni fetihler ve devletin genişlenmesi konusu olacaktır. Biz bu videomuzda devletin kuruluşundan sonra fethedilen yani ilk fetihleri ele alıp anlamayı ve anlatmaya çalışacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.